Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Akadama Kum ile Karidina Akvaryum Kurulumu, Karidina Karidesler için akvaryum kurulumunu anlatacağım. Öncelikle akvaryumumuzdan bahsedelim. Akvaryumumuz 30-40-40 boyutlarında extra clear bir akvaryum. Filtre olarak pipo filtre kullanacağım. Hava motoruyla üflenen. SFB 34 biraz yüksek geldi. Değiştirmeyi düşündüm. Hem de su az geldiği zaman yukarıdan şelale gibi oluyor. Su fazla geldiği zaman da kabarcık çıkarmadığı için bu pipo filtreyi tercih ettim. Klasik büyük pipo filtreyi. Şimdi öncelikle toprağımızı zemine yerleştiriyoruz. Toprağımız 14 litrelik aslında bir bonsai toprağı. Genelde Benibaçı, işte Ada Amazonia veya Denerli topraklar tercih ediyorduk. Bu seferlik de Akadama toprağı deneyelim dedik. Tabii bunun hepsini kullanmayacağız burada. Ben önceden kolay olsun diye, o bayağı da toz çıktı. Önceden kolay olsun diye toprağı 14 litrenin hepsini kaldırmayayım diye bir kaba koymuştum. Yeterli gelmezse biraz daha dökmeyi düşünüyorum. Benibaçı toprağa göre biraz daha taneleri büyük bir toprak. 0,2 2 milimetre diyor ama bayağı bildiğimiz kaya lav kırığı kadar var neredeyse. İlk defa akadama toprak ile akvaryum kuruyorum. İnşallah Karidina karideslerinde güzel bir verim alırız. Bu kadar yeterli ama biraz daha ilave edeyim. Ne olur ne olmaz. Bayağı da tozlu bir toprakmış. Aslında bu dediğimiz gibi karides toprağı değil de bonsai toprağı. Bonsai yetiştiriciliği için kullanılan bir toprak. Diğer toprağımızda da aynı seviyede olursa daha güzel olacaktır. Evet, toprağımız yeterli. Şimdi suyumuzu doldurmaya başlayabiliriz. Suyumuz kenarlardan çok sıçramasın diye bu malzemeyi kullanacağım. Daha önceki videolarda su değişiminde suyu nasıl aktardığımı anlatmıştım. Koyduğumuz su ozmoz su. Ozmoz su arıtmadan çıkan mineral ve tatlandırıcı olmadan
Ozmoz dediğimiz filtreden çıkan su, su değerlerini en düşük seviyeye ayarlıyor. Yani içerisindeki istemediğimiz maddeleri, kimyasal maddeleri veya kloru arındırarak bize veriyor. Tabii tatlandırıcı ve mineralli olan kısmını da istemediğimiz için ozmoz kısmından alıyoruz bu arıtıcını. Suyumuz şu anda arıtıcıdan çıkan 20 civarında ama benim biraz diğer akvaryumların suyunu değiştirmiştim. Suyunu değiştirdiğim için de biraz GH Plus katmıştım. 50-60 mikrosiemens civarında bir su ilave ediyorum şu anda. Dediğim gibi suyu Midapo pompa diye bir pompayla aktarıyorum. 12 voltluk bir pompa suyu aktarmada kolaylık sağlıyor. Yoksa damacanayla falan kaldırıp aktarmaya çalışacaktık. O da zor olacaktı. Toprak bayağı bir tozluymuş. O da bulandı. Ne kadar da dikkat etsek de. Bu şekilde bir kap koyduğunuzda toprağı hareket ettirmeden suyu ilave edebiliyorsunuz. İnşallah suyumuz yeter. Ozmoz su çok yavaş dolan bir su. Üçte ikisi de gidere gittiğinden çok yavaş doluyor. Bu doldurduğumuz suyu 3 saatte 4 saatte anca alıyoruz ozmozdan. Onun için biraz tabii üçte ikisi de lavaboya gidere gittiğinden biraz masraflı oluyor bizim için. Bu ozmoz suyuna ileride GH Plus da katacağız. GH Plus kattığımızda iletkenlik ve GH değerleri artacak. Suyumuzu doldurduk. Kabımızı da çıkartalım. Filtremizi takmıştım zaten ben. Şu anda çalışıyor. Tabii bulanık. Bayağı bulanık bir toprakmış. Tozlu. GH Plus dediğimiz karidina karidesler için iletkenlik ve GH değerlerini yükselten, sertlik değerlerini yükselten bir madde. İçerisinde bir toz var. Akvaryumumuza ekleyeceğimiz suya katarak bu GH ve iletkenlik değerlerinin yükselmesini sağlıyoruz. Şu anda bunu katmayacağız. Bu videonun ikinci bölümünde karideslerimizi katarken, eklerken akvaryumumuza bu GH'ını yani iletkenliğini de ayarlayacağız. Bu iletkenlik ne kadar oluyor? 250 mikrosiemens civarında oluyor. GH olarak da 4-6 GH arası karidina karidesler için uygun. Başka neler ekleyeceğiz akvaryumumuza şu aşamada? Elimizde varsa katapa yaprağı ekliyoruz. Tabii bu katapa yaprağı hemen çökmeyebilir. Biraz su içerisinde gezindikten sonra çökecektir. Karidesler için
hem besin hem de su değerlerinin düzenlenmesi için ekliyoruz bunu. Bir de elimizde kızılağaç kozalağımız var. Bundan da bir iki tane ekleyebilirsiniz. Yine bu katapa yaprağı gibi işlev görüyor. Bu da belli bir süre sonra akvaryumun zeminine düşecektir şu anda üst kısımda. Yine bu aşamada bakteri kültürü dediğimiz kültürlerden ekleyebiliriz. Bakteri kültürü akvaryum içerisine milyonlarca bakteri oluşumunu sağlayacak ve suyun karidesler için uygun bir hale gelmesini sağlayacak. Bundan da ilk kurulumda 20-30 damla ve su değişimlerde yine 10'ar damla ekleyebilirsiniz. Bakın suyun içerisine dağılıyor. Bu madde içerisinde milyonlarca bakteri var. Ne yapıyor? Suyun oturmasını, karidesler için uygun bir hale gelmesini sağlıyor. Yine bu aşamada ben her zaman tavsiye ettiğim bir uygulama ramşon salyangozları ekliyoruz. Pembe ramşon salyangoz ekleyeceğim ben. Neden bu salyangozları ekliyoruz? Bu salyangozlar akvaryum içerisinde gezip yem yediği zaman ve dışkıladığı zaman akvaryumun oturmasına, akvaryumun suyunun karidesler için uygun hale gelmesine zemin hazırlıyor. Karideslerimizi belki de normalde denlerle ve benibahçe topraklarda 3 hafta, 1 ay sürecinde ekliyoruz. 2 hafta da olabilir. Duruma göre değişiyor. Ama bu Akadama toprağında pH'in sabitlenmediği söylendi. Ona istinaden ne zaman oturacağı da belli değil akvaryumun. Bu ramşon salyangozlar çok işe yarıyorlar. Şimdi bu salyangozları da akvaryuma ekliyoruz. Ramşon salyangozlar bayağı dayanıklı canlılar. Tabii aktif toprak bu ramşon salyangozlar için çok uygun bir toprak değil. Bu ramşon salyangozların da çok üremesini de istemediğimizden biraz da üremelerini kontrol etmiş oluyoruz. Yani camlardaki yosunlar için de çok güzel yosun temizleyici olarak bu ramşon salyangozları kullanabilirsiniz. 20-30 tane attım. Bunların birazı muhtemelen ölecekler aktif topraktan pH'i düşürdüğü için. Bu toprak karidina karideslerin yaşamasına uygun zemin hazırlıyor. Ne yapıyor? Toprağımız suyun asitliğini düşürüyor. Yani asitliğini artırıyor aslında. pH seviyesini düşürüyor. pH 6 civarı karidina karideslerin yaşaması için uygun bir seviye. Bir de iletkenliğimizi ölçelim son olarak ve videomuzu sonlandıralım. İletkenlik dediğimiz suyun içerisindeki madde miktarını ölçen bir alet. Bu kaliteli bir malzeme, Adva. İletkenlik ölçümünde güzel sonuçlar veriyor. Ozmozu ben ilk aldım. GH Plus eklediğim suyun üstüne ekledikten sonra baktığımda 60 civarıydı. Bir de akvaryumun içerisinde deneyelim. Bakalım kaç gelecek. Bu akadama toprağın iletkenlik değerini bayağı artırdığı söyleniyor. Şu anda 70 civarında iletkenliği var. Karidesleri eklemeden önce birkaç kez su değişimi yapıp iletkenliğin sabitlenmesini bekleyeceğiz. Ve karideslerimizi ekleyeceğiz. Bu aşamada her zaman mos da eklerdik.
Fakat şu an şemada moz eklediğimizde mozların çürüdüğünü gördük. Yani bir hafta, 2 hafta sonra mozları ve bitkileri eklemek daha mantıklı olacaktır. Başka söyleyecek bir şey kalmadı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.